Herkese merhaba arkadaşlar. Huzurluğumuzun 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlkbahar gelmişti. Güneş açmıştı. Havanın mis kokusu var. Ama biz açtık abi, açtık. Paramız yoktu, sefildik. İlkbahar zengine gelmişti. Halbuki fakir kışın da açtı, bahar enken de açtı. Tamam mı? Neyse arkadaşlar, bu kadar yeter. Her hafta düzenli olarak geliyorum size, kendimi acındırıyorum ama like atan arkadaşlar, o kadar acındırdık. Zavallı oğlum da ilkbahar gelmiş. Lan mutlu, bir dakika. Mutlu. Mutlu lan. Kurban olduğum, sonunda mutlu olmuş. Baharın gelişi buna yaradı ha. Pandam benim be, yavru pandam. Ama bu gitgide çirkin olmaya başladı. Günaydın. Bahar geldi. Mutlu gözüküyorsun, hayırdır? Öyleyim. Bayberk ev herkesten 15 dakika önce gitmeme izin veriyor. Bayberk var ya, adamı nasıl? İmparator. Kral ya, bu şekilde zorbalardan kurtulabilirim. Arkadaşlar, okul çıkışı herkesten 15 dakika önce çıkıyor. Okul çıkışı bunu tutup vurmasınlar diye. Zorbaları aptal yerine koyuyoruz. Haha. Zorbalar bu dediğini duyarsa siker belanı. Benim oğlum da çok ikiyüzlü lan. Zorbaların arkasından konuşuyor ama götü yemiyor. Onların önünde de böyle boynunu eğiyor. Haberler. Gelecek kıştan önce kesilen odun miktarını arttırma girişimi olarak İsveçli yetkililer boş zamanlarında 15 metreküpten fazla odun kesen herkesin normal paydan 250 gram mı? Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama... Anda teyzesi. Tekrar merhaba. Lütfen 10 Mayıs'ta ziyarete gelin. Ne? Lütfen 10 Mayıs'ta ziyaret... Klaus! Tren biletlerini sizin için ekledim ve ikiniz de yakında görmeyi dört beklemek. Bu haberi duyunca var ya, o üzgün suratını geri değiştirecek. Sana öyle bir haber getirdim ki. Bekle bekle. Sana bu... Acıkmış galiba. Duvara balık resmi asmış amına. Ya bazıları bana diyor, sen çocuğuna hiç para harcamıyorsun, onun karnını tam doyur. Ya amına koyayım, açlık ölmesin yeter lan, zor zor geçiniyoruz. Karnını çok doyur. Ha sanki ben evladımı benden daha çok düşünüyorsun. Para yok. Olsa bile ben yarınlarımızı düşünerek para biriktiriyorum. Hepsini bir günde buna harcayamayız ki. Hard food. İnsanlar seni hep aç bıraktığım için beni linçliyorlar, haberin var mı? Hı, baban eziyet görüyor yani. Kıkırt kıkırt. Boz bavcız. Şimdi bunu okula yollayalım tekrardan. 10 Mayıs'ta bunun annesini, ne annesi amına koyayım, teyzesini ziyarete gideceğiz. Belki bunu kabul ederler de Klaus'tan ömür boyu kurtuluruz amına. Eve dönelim. Klaus, bahardayken okul nasıl geçti? Eve hoş geldin. Bugün 17 Mayıs'a hazırlananıyorlardı. Anayasa ananı mı? Abla bu çok küfür konuşuyor. Yakında herkes kutlama yapacak ve geçit törende yürüyecek. Bence sen çok şey yapma çünkü onların seni dışlayabilirler o törende, çok heves etme. O mu kirlenmek güzeldir, ana sponsoru Klaus. Üstünü değiştirdik, biraz insana benzi. 6 Mayıs Salı, 4 gün kaldı. Bunu şeye götürmeme, teyzesi Güle. Mahalle konseyi. Sizi uyarmalıyız, bu hain çocuk... Ya ne haini ya? Ya bir çocuk nasıl hain olabilir amına koyayım ya? Bu notu kim yazıyorsa gideceğim, içeri gireceğim, onun amını yalayacağım hızlıca. Kıymetli anayasa günümüzde görmek istemiyoruz. Çocuğumu anayasa günü... O zaman ben senin ananı öyle yasa boğayım ben senin. Sizin için en iyisinin ne olduğunu biliyorsan uzak durun. Mahalle konseyi seni şeyde istemiyor ha, törende. Yine dışlandın evlat. Sen bu devlatın çocuğu değilmişsin gibi muamele yapıyorlar. Sen Almansın ya, o yüzden. Niye bakayım? Ben sana dedim, insanlara güvenme. Anayasa diye heyecanlanma dedin, sen beni insan yerine koyayım, bana cevapmadın. Törene gidemediğini duyunca yine üzülecek, ben biliyorum, bunu tanıyorum ki. Ne kadar tatlı, gir içeri. Bana ne oluyor lan, ben de hiç yumuşamaya başladım. Klaus. Oğlum tertemiz yolluyorum, pürü pak seni yolluyorum. Sen bana leş, akbaba gibi bana eve geliyorsun sen. Ne oldu oğlum, bu niye çamur yapıyor? Okuldaki herkes 17 Mayıs geçit törenine konuşuyor. Boş konuşuyorlar, boş ver, sen konuşma töreni. Çok heyecanlı olacak. Ama onlar için çok heyecanlı olacak. Evet. Bayraklarımız var mı? Seni törende istemiyorlar. Geçit törenine katılmayacağız Klaus. Şok oldu bak. İzi düştü amcakın. Bir sor niye, bir sor niye. Neden gidemiyoruz sana söyleyeyim. Dur, hayal kırıklığına uğramadan önce... Lan lütfen itme babana! Siktir git. İstiyormuş. Her istediğini alamazsın lan. Kancık! Haddini bil köpek! İstiyorum, istiyorum. Hele bir sor, mahalle konseyi seni istiyor mu? Onlar seni istemiyor, sen istedin ka iste yani. Babana böyle bakma, çarpılırsın. Bir sana bir baba bedduası ederim. Diyorlar baba bedduası çok tutar. Okul yolunda ferç geçersin. O yüzden beni sinirlerimle oynuyorsun evlat. Bazıları senin farklı olduğunu düşünüyor. Seni istemiyorlar oradan. Ama yanıldıklarını söyledin. İşte öyle söyledim de seni istemiyorlar. Evet, onlar birer moron. Ve gitmeyerek onlardan uzak duracağız. Bu adil değil. Ya bunu Almanya'ya mı yollasak ya? Seçimim yine Klaus'un kalbini taşlaştırdı. Çocuk, ulan hemen nazar değdi surat. Artık üzgün değil, kızgın.
Sinirliyken seni böyle seviyorum işte bak. Sonunda arkadaşlar istediğimiz oluyor. Klaus bir savaşçı gibi bakıyor. Arkadaşlar Klaus'la çok göz göze gelmeyin, sizi öldürebilir. Benim gerginlik seviyesi Klaus. Kurban oldum ya ulan, ben bu çocuğu seviyorum lan. Çok beni güldürüyor, eğlendiriyor ha. Gerizekalı ya. Sanki senin böyle sinirli yemek yiyor. Bak hele bak. Uf yazıyor bana. Pezemek. Ama şimdi uykusu geldi. Bu ne çizmiş? Oğlum bu çocuğun psikolojisi. Oğlum bu ileride katil. Seri katil olur lan bu. Ben bunu psikiyatriste götürsem hem onu tuttuklar hem beni. Oğlum bu çizdiğinde ne senin? Bütün kötülüklerin anasını çizmiş sanki. Uyu ya. 10 gün sonra tören var, sen gidemeyeceksin. Ama 3 gün sonra seni şeye götürebileceğiz. Ailenin, öz ailenin yanına. Klaus bu iki oyuncaktan hangisini daha çok sever sizce arkadaşlar? Kamyonu sever. Karambar kamyoncular. Mutlu olsun biraz. Çünkü büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Klaus bak sana ne aldım evladım. Bu benim için mi? Bu çok harika. Teşekkürler. Bunu odama koyacağım. Al kamyonla çuf 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 çuf. Ne töreni diye tutturmuşsun. Böyle üstüne taklayınca sevmiş oluyoruz Klaus'u. Bak. Çakal. Şimdi bunu her şeyi açıklayacağım arkadaşlar. Yarın bir yolculuğa çıkıyoruz. Baba heyecanlandı. İlçe sınırları dışına hiç gitmedi ki bu. Biz mi? Tabii oğlum. Biz insan değil miyiz? Bu otobüsleri, trenleri icat ediyorlar ki biz de gidelim yani. Nereye? Anayi namına. Büyük anneni, büyük babanı ve teyzeni ziyaret edeceğiz. Vay canına. Büyük annem ve büyük babam mı var? Bu da zannediyor ölmüşler diye, yok hiç kimse etrafımda. Oğlum hepsi yaşıyor zaten, seni istemiyorlar, açık açık söyleyeyim ben sana. İyi insanlar mı? Senin deden ben ne bileyim amına koyup sana çekmiştir. Onları ne zaman ziyaret edeceğiz? Yarın trenle gideceğiz. Vay canına bak, mutlu oldu. Bir trene mi bineceğim? Tabii ki oğlum. Yani o kayı görmemiş ki arkadaşlar. O kayı azız ki. Trene binmeyi bile biz gözümüzde büyütüyoruz. Like atar mısınız? Çok tatlı değil miyim? Acaba ailesiyle tanıştıktan sonra ne olacak? Ailesi bunu şey mi, yanlarına mı alacak? Ama ben Klaus'suz yaşayamam ki. Tren yolculuğu için çok heyecanlıyım. Bir tren ne kadar hızlı gidebilir? Sana söyleyeyim. Saatte 500'e kadar giden var. En önde mi oturacağız? Lan sus sen de lan. Ne kadar bencil bir insansın. Trene biniyorsun. Hemen en ön koltuğu kapmak istiyorsun. Yani sen gözün bir türlü doyuramıyoruz Klaus. Ne bileyim amına koyayım. Arkada bir tane ucuza bilet aldık işte. Çünkü şoför orada oturmak zorunda değil mi? Şoför değil canım. Trenin şeyine makinist denir. Trenle seyahat ne kadar sürer? Dakikalarca, saatlerce, günlerce. Yaklaşık birkaç saat. Ebede mi, trenle mi dönüyor? Ya orospu çocuğu, trenle gidiyoruz, trenle dönüyoruz. Sen ne kadar geveze bir çocuksun ya. Evet lan. Çifte tren yolculuğu. Şu çuf çuf çuf. Kızıca çuf çuf. Süper hızla gideceğiz. Hey hey hey, bir trenin kaç tekerleği vardır? Bahse girerim yüzlerce. Biraz daha konuşursan seni trenin önüne atarım. Kaç tekerleği var görürsün. Bu kadar soru yeter. Haydi Nihat Klaus'um. Kral. Sence tren kırmızı mı olacak? Ananın ammanın pembesi olacak, yeter lan. Ya yat, ne kadar çok treni lan, kafayı trenle bozdu lan, bu da psikolojisi bozuk ha. Yat ki çabucak yarın olsun, trene binip siktir olup gidelim. Bak tren çizmiş, çizdiği trene bak, 200-300 tane tekerlek çizmiş. Bilmiyor ki ne fizik biliyor ne kimya biliyor. Yatıyoruz. Ulan onların ailesini ziyarete gideceğiz. Bizi nasıl karşılayacak? Acaba bizi nasıl karşılayacaklar? Herhalde ki bu Türkçe ile gidersem çok iyi karşılamayacakları kesin. Günaydın. Gidiyoruz ha. Heyecanlı mısın? Sorun ne? Tren çok eğlenceli olacak ama ya beni sevmezlerse? O kadar ki seni sevmemişler, hemen aklına oy geliyor. Oğlum severler lan, sen onların kanındansın. Ben iyi insanlar olduklarını düşünüyorum. Yoksa niye çağırsın teyzen seni? Umarım. Gerginim. Ben de dargınım. Ama sorun olmayacak, benim yanımda güvendesin. Gidiyoruz ha. Önce bir karnını doyur. Annen güle aç gitme. Demesinler bu çocuğa hiçbir şey vermemiş. Yine doyuralım. Evet arkadaşlar bakın, trene biniyoruz. İnanamıyorum aman tanrım. Oğlum otursana, normal insanlar oturarak seyahat eder Klaus. Daha önce hiç trene binmemiştim. Sanki ben her gün biniyorum aman akım. Ben de evden işe, işten eve. Bu çok harika. Ağaçlara bak. Ağaçlara bak, ağaca bak, koltuğa bak. Cahil ki, görmemiş ki. Bu ne lan? Ah Gertrude, onun kim olduğunu görüyor musun? Oğlum bu kötü insanlar da kim amına koyayım? Binalara bak. Bence bu o Alman velet ve Nazi sempatizanı. Ya oğlum çocuk nasıl bir sempati duyabilir Naziler? Gerçekten mi? Sen öyle söyleyince tanıdık geldiler. Bak dedikodu yapıyorlar benim çocuğum hakkında, bu iki tane kötü kalpli insan. Yüzleri kara, cahil, orospu çocukları bak. Çocuğum hakkında şey yapıyorlar, dedikodu yapıyorlar. Düşünebiliyor musun? İnsanlarla birlikte bu trene binmelerine izin veriyorlar. Trende bile ırkçılığa uğruyor çocuğum. Ülkede kalmalarına bile izin veriyorlar. Sence o Nazi fareleri büyüdüklerinde ne yapacaklar ha?
Yarın bu çocuk sizin toprağınız artık, onu sahiplenin la oğlum, dedikodu yapmayın la. Aman tanrım, evet, düşününce çok korkutucu. En kötü ihtimalle ülkeye tekrar ele gel. Yahu! Ben sizin beyninizi sikeyim, ben başka bir şey demiyorum. Bak, Klaus'un arkasında dedikodu yapan iki tane şeytani varlık. Ve en ihtimalle suçlu olurlar. Genleri nedeniyle zihinsel engelli olma ihtimalleri %80 olduğunu okudum. Ben de senin o ananın çift amma olduğunu okudum. Hem altta var hem üstte, bir de göt deliği var 3 tane. 5 delikli anan olduğunu okumuştum, o doğru mu? Evet, raporda ünlü bir psikolog tarafından yazılmıştı. Klaus, valla bunlar senin hakkında dedikodu yapıyor. Sen sakın arkanı dönme, cami izlemeye devam et. Bu engelli çocukların herhangi bir şeye eşit olma imkanları yok. Klaus'un her gün yaşadığı şeyler bunlar arkadaşlar. Ya herkes her gün bunları söyleyince bu çocuk tabii üzgün olur. Yeni yeni anlıyoruz işte. Kimin umurumda, duysun beni diyor. Onlara tükürürdüm ama bu değerli zamanıma değmez. Ağzını açarım, balgam atarım sana. Böyle bir de tokatlarım seni, sen bekle. Daha hoş bir şeyden bahsedelim. Tamam, konuşuyorlar Ayla. Klaus da bu arada dünyada haberi yok. Arkasında Evren'in dedikodusu dönüyor, onun hakkında hiç dünyada haberi yok. Vuhuu. Sakın arkana dönme. Evet, vardık arkadaşlar. Ah, gelmişiz. İçeri gelin. Biri bizi içeri çağırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yakamızı düzeltelim. Klaus, bir saygısızlığını görürsem senin kemiklerini kırarım. Sakın görmemişler gibi sofralarına datlama, tamam mı? Geldiler, torununuzla tanışın. Hepimiz böyle toplanmış olması çok güzel. Evet arkadaşlar, bunlar Klaus'un ailesi. Klaus şu an sofrada. Birbirlerine bakıyorlar, samimiyetsiz bir ortam. Bak, Klaus'un hemen suratı düştü oğlum! Lan çocuğunuzu öpsenize! Bak baba, hiç kimse konuşmuyor. Daha var ne var ne yok. Hiç kimse konuşmuyor arkadaşlar. Güzel bir eviniz varmış diye muhabbet açmaya çalışalım. Çocuk bu muymuş? Çocuk değil oğlum, torunun. Torunun lan. Biraz sefil gör. Ulan sizin kanınızdan lan! Cılız mısın evlat? Ya sus lan, zargana bak oğlum. Ailesi bile çocuğun üzerine geliyor lan. Bu ne demek oluyor, cılız mısın falan? Aptal mısın, ne demekse o demek oluyor. Sen de orospu musun? Nedir derdiniz yani? Ses tonuna dikkat et. İstesen de istemesen de burada misafirsin. Ya yarrağım, misafirsem o zaman siktir git çay demle. Nedir benim üstüme geliyorsun? Okulda başarılı mısın oğlum? Tembellik etmiyorsun değil mi? Norveçliler çalışkandır. Biz basit insanlar değiliz, senin türün gibi değil. Anne lütfen böyle şeyler söyleme. Bak bu da teyzesi. Bu dedesi. Dedesi konuşmuyor, kalabalık. Sadece karısı konuşuyor, çocuğu azarlıyor. Ya bir dakika, sen kime basit diyorsun? Evimize gelip bizimle böyle mi konuşuyorsun? Evet. Siz bizi davet etmediniz mi? Çirkef insanlar. Sakin ol anne. Bak bu da teyzesi. Oğlum sen bizi bu orospu çocukların içine mi çağırdın? Hem sen neden burada, hem sen neden buradasın ki? Para istiyorsun değil mi? Sefil, sen kimsin? Senden bir şey yapacağım. Buraya davet edildik. Bizim tarafımızdan değil. Hasan'a kızın. Ya oğlum, bunlar hem davet ediyor, bizi rencide etmek için çağırmışlar. Klaus yine bir kavganın arasında kaldı. Çocuğun psikolojisi bozulmamasın diye ben size sesimi yükseltmiyorum hanımefendi. Ama sizi öldürürüm bak. Sizi nazikçe tehdit ediyorum, sizi öldürürüm. Ya biliyor musunuz, o çok uzakta yaşamıyor. Ya Klaus, gel gidelim bence. Eğer bu velat oraya gelseydik kafasını koparırlardı. Bak çocuğu... Yahu siz deli misiniz amına koyayım? O sadece bir çocuk diyelim. Defolun o zaman. Sizi burada istemiyoruz. Ay ben de senin o kokuşmuş evine çok meraklıydım. Sofraya da bir şey indirmemişsin zaten. Tüh sana. Sen teyzesi, senin de amına koyayım. Açık açık söyleyeyim. Klaus hiç üzülme, öyle mahcup durma. Evlat lütfen. Klaus lütfen böyle mahcup durma, beni üzüyorsun. Bazen çok zor olabiliyorlar. Genelde iyi insanlardır. Bu mu iyi insanlar? Amına koyayım, bunlar iyi insanlarsa o zaman ben meleğim, açık söyleyeyim. Bunlar iyiyse kötüsünü siz hayal edin arkadaşlar. Klaus'un duruşa bak. Tamam teyzesi, tamam. Biz gidiyoruz. Allah da sizin belanızı versin. Umarım eviniz başınıza yıkılır. Klaus, hani sen arkadaşların senin sülalene küfür ediyordu ya. Bundan sonra de doğrudur. Söyle benim sülalemi sikin söyle. Çünkü hakikaten sen sülalen küfür edilecek bir sülale. Büyük annenin ben sana amına koyayım ya. Korkunçlar diyelim. Korkunç insanlar. Bak bu kağıtları babamın masasında buldum. İşte onları yanına al lütfen. Davranışları için çok üzgünüm. Hem teyzesinin bir suçu ama bakarak Klaus'un şeyine bak. Ağlarak doğdum gariban anamdan. 20 senem oldu bıktım hayattan.
Ne yapak arkadaşlar, siz söyleyin. Ben bu işin içinde çıkamıyorum ya. Giderken ne kadar mutluydu, bir de gelirkenki haline bak. Arkadaşları sevmiyor, ailesi sevmiyor, ülkede kimse sevmiyor, mahalle konseyi sevmiyor. Yani şu oturduğu koltuk bile kılavuzu sevmiyor yani. Çocuk şu an kendi trenden atmayı şeyleri kuruyor, planları. Kılavuz, biraz neşelendireyim. Niye konuşmuyorsun? Üzülme, o insanlara ihtiyacımız yok. Tamam mı? Araştır. Çalışmada Klaus'un Alman ailesi hakkında bilgi ver, dosya dolabına dokun. Ya Klaus'un ailesini bence bir rahat bırakalım artık ha. Bu ne oğlum, bu Almanca, ben Almanca bilmiyorum ki. Sadece tek bildiğim Almanca kelimeleri size söyleyeyim. Ich bin umut. Ein Neftun, Hoftun, Föftun yani. Hammersend Belediyesi'ne. Nokta 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 doğumlu çocuğun annesiyim. Babası Alman Obergist Heinz Flinksner'dır. İşte Klaus'un babasının ismi bu. Futbolcu gibi 8 tane ismi var. Çocuğa gerektiği gibi bakamayacağımı kabul ediyorum. Çocuğa arkadaşlar evlatlık yurduna vermeden önceki mektubu galiba. Bir süre önce çocuğu tek dili olarak Almanca konuşulan Leberson'un çocuk evi Guthap'a gönderdim. Yetkililerden çocuğun Norveçli bir çocuk yuvasına gönderilip Norveççe öğrenmesi için düzenlemeler yapılmasını rica ediyordum. Ediyorum. Bütün gün işte olduğum için çocuğuma bakamadım. Bütün gün işteysen bu çocuğu yapma fırsatı nerede oldu acaba? Çocuğun benden alınıp dahi bir yere gönderilmesini kabul ediyorum. Oğlum senin ailen benim, ben senin benden başka kimse yok, benim de senden başka kimse yok. Gel top oynayalım. Birazcık olsun, biraz keyfin yerine gelir. Ne yapayım oğlum? Daha bu 3 gün bu şeyi atlatamaz ki bu. Travma oldu bu çocukta şu an. Yala yorgunum artık. Öyle bir yorgunum ki artık. Sana her zamanki kırmızı başlıklı kız hikayesini okuyacağım. Kırmızı başlıklı. İşte ormana gitmiş. Kurt çıkmış. Büyük babanı, büyük annesi demiş gel içeri gir falan, kurt çıkmış birbirleriymiş lan. Şırrrr. Geleceğin cumhurbaşkanını görüyorum. Peki siz arkadaşlar? Siz de öyle. Hızlı hızlı. Huy. Bugün fazla mesaiye mi kalsam ne? Kalamıyorum. Eve döneyim. Bu çocuk konuşmuyorsa ya dayak yemiştir, ya küfür yemiştir, ya da bıçak yemiştir. Arkadaşlar vücudun bu bölgesinde hangi organ var? Bence bir göğüs kafesi var. Arkasında ne olabilir ya? Akciğer biraz da yukarıda kalıyor. Orası bir karın boşluğuna yine bıçak batırmış. Neden üzgünsün? Üzgün değilim. Ben de cumhurbaşkanı. Sınıfımdaki bazı çocukları gördüm. Bana zorbalık yapanları, kötü şeyler söylediler. Geçit törenine katılmayacağımı söylüyorlardı. Bize zarar verebilirler mi? Ben sana deyince sen de bana trip atıyorsun. Oğlum bak, senle ben artık baba oğul gibi konuşmak istiyorum. Sen götünü yemeyen bir insansın. Sen dövüşçü bir insan değilsin. Bana geliyorsun, evde racon kesiyorsun amına koyayım, ben o trene gideceğim diye. Ama arkadaşlarını görünce sen tir tir titriyorsun lan. Aynı senin vücuduna öyle bir korku giriyor ki sen kafayı yiyorsun o arkadaşlarını görünce. Korku seni var ya, sen yumrukta ölmezsen sen korkudan ölürsün ha bir gün. Biraz korkuyorum. Biraz dünyanın en korkak ve üzgün insanı Klaus. Sen bu oyuncak bebeği de alayım. Sen bunu da hak ediyorsun çünkü. Bununla oyna. Arkadaşların sana laf attığında bak bu oyuncak bebeği bunu ay oyuncak bebeğini göster. Bak size kızarım de. Seni böyle bir prensesler gibi büyüteyim ben henüz. Teşekkürler, bunu odama koyacağım. Mutlu oldu oğlum bu bebeği görünce. Klaus, ben sana savaşçı ol diyorum. Sen o oyuncak bebeği ne yapacaksın evlat? Bebeği de tilkinin yanına koymuş. Oğlum tilki bebeği yerse ne yapacaksın? Çok kal. 14 Mayıs Çarşamba. Kirpilerin kış uykusuna yattığını biliyor muydun? Nasıl bilmem, nasıl bilmem, hiç bir derdim yok ya. Ne zamandır fotoğraf albümüne bakmıyorduk arkadaşlar. Hayatı boyunca bu çocuk bir iki kere mutlu olmuştur. Bir tanesi tilki gördüğündeydi bakın. Burada karnesini almıştı be artı. Mutlu sayılmaz, üzgün de sayılmaz. Mutluluğu bile üzüntüyle harmanlayıp notları da iyi ya. Bakmayın böyle aptal hareketleri yoldana. Bu fotoğrafı neyse, bu aşk acısı çektiği için bu fotoğrafı karalanmıştı. Hiç bu konulara bile girmek istemiyorum. Kardan adam, bu da amdan madam. Bu sadece hayvanları görünce mutlu olmuş. Balık tutarken çocuğun hayatındaki nadir başarılardan. Sonra yedik, onun fotoğrafını çekmiş. Tekrar okul, tekrar iş. Fazla mesaiye kalayım mı bugün? Bakayım kalabiliyor muyum? Evet, fazla mesaiye kalacağım. Çünkü paramız epey azaldı arkadaşlar. Bir iki kuruş fazla da elimize gelsin, dünyanın sonu değil. Evet, sonunda eve döndüm. Uyumaya gidebilir miyim? Yarın da öbürsü gün galiba tören günü. Eve dönelim tekrardan. Bu suskunluğunun sebebi de ne? Konuş! Konuş lan, namussuz seni! Bay Berk bize bugün bizim öğretmenimiz olmayacağını söyledi. Ha, Bay Berk acaba sınıfından mı ayrılıyor, bunu seven tek kişi?
Yabancı biri gelecekmiş. Bunu seven tek öğretmen de okuldan ayrıldığına göre mahvolduğumuzun resmi göstergesi. Ya ben sen bu kıyafetini değiştirmemiş miydim en son ya? Seninle konuşmuyorum. Niye? Ben işte belli olmanı istiyorum ama bana karşı değil. Mesela sen bu artistliğini arkadaşlarına yapsan var ya, gıkını sana çıkaramazlar. Sen evde racon kesiyorsun. Sen bir tavuksun oğlum. Sende tavuk yüreği var amına. Benimle bu tonda konuşmanı istemiyorum. Beni korkutamazsın. Sen benim gerçek ebeveynim bile değilsin. Amına kodumun nankör orospu çocuğu. Ben olmasam orospu çocuğu. 12 saat sonra açlıktan polisler senin cesedini bulacak. Amına kodumun çocuğu. Siktir git lan okula, sana yemek falan yok. Hadi. Orospu çocuğu. Amına kodumun çakalı. Sana bakmaz zorundayım sanki. Adi köpek. Ebeveynim değilsin diyorsun, her işi de bana yaptırıyorsun orospunun oğlu. Nasıl olacak o iş? Yarrağıma bak, sen çok meraklıydım. Ezik. Ezik orospu çocuğu. Ezik. Amına kodumun çocuğu sen. Onu dünyada tek değer veren kişi benim. Bize de kahpe muamelesi çekiyor orospu çocuğu. Ya sikerim haberleri şimdi ya. Hadi okula git hadi. Bana ne amına koyayım. Nankör orospu çocuğu. Bunun ailesine ki bu ne olsun. Lan tek ben iyi davranıyorum, bize de şey yapıyor, ters yapıyor. Ne selamı, hani konuşmuyordun lan benimle it. Lan mecbur olmasan var ya sana bakmam ha. Git yat lan. Ya git yat, senin kafa tasını sikerim şimdi ya. Geçit töreni yarınmış. Evet siktir, umarım geçit töreninde seni öldürürler ama. İyi geceler aynen. Nankör. Nankör'e bak. Sanki amına kodumun çocuğunun hizmetçisiyiz. Nerede bu? Yatağında bile değil. Bu nereye gitmiş bu sabah sabah? Oğlum nereye gitti bu amına koyayım lan? Okula mı gitmiş? Ha işte buradasın. Saat 5.30'da kalmış, kalkmış şafak vaktinde. Yemek yemeden üstünü giymiş kalkmış gitmiş ben de habersiz. İyice haddini aşmaya başladı. Erken çıktığım için üzgünüm, beklemeyecek kadar heyecanlıydım. İnsanlar çok mutlu görünüyor. Yine tek başına bayrak sallıyorsun sancak tutan gibi. İşlerine karışma adam, o kadar seni seviyorlar. Ama Bay Berk hiçbir yerde göremiyorum. Yakınımda dur orospu çocuğu, biri sana sataşırsa ben şey yapayım. Müdahale edeyim. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Ha çocuklar sıraya giriyor. Oraya gitmeliyim. Siktir git o zaman, ne yapayım. Seni görebileceğim bir yerde kal. Sıraya karıştı. Tamam mı? Kurdelem. Burada olmamın yasak olduğunu söylediler ve ayaklarıyla kurdelemi çiğnediler. O çocukları lütfen bana göster. Yo, çocukları bana göster. Haklıydın. Buraya gelmek aptalcaydı, eve gitmek istiyorum. Madem buraya geldik burada kalmalıyız lan. İstemiyormuş. Klaus? Bu sik kafalı uşak da kim? Yarrağımın başı. O nasıl kafalı, o nasıl saç titili? İki yandan tokatlarım seni ya. Müdür mü bu? Kesinlikle müdür. Hem gözlüğü var hem de saçın yarısı yok. Kel yani. Merhaba, seni bulamadığım için üzgünüm. Diğer çocukların senin güzel kurdelene ne yaptıklarını gördüm. Onlarla set bir konuşma yaptım. Bayber buymuş lan ulan. İmparator. Adam evvelinden beri. Ben de bunu okul müdürü zannettim. Bunu seven tek öğrenciymiş. Anayasa gününde böyle davranmamalılar ceza almalarını sağlayacağım. Lütfen yapmayın, sinirlerini benden çıkaracaklar diyor. Bunu düşüneceğim evime elbette başını belaya sokmam. Merhaba, siz Klaus'un ebeveyni olmalısınız. Her ne kadar beni ebeveyni olarak görmese de tabii ki de Bay Berk, onun babası sayılırım. Şahsen tanışabilmek çok güzel, harika bir çocuğunuz var. Sürekli bahsettiği öğretmen siz olmalısınız diyelim. Klaus benim en iyi öğrencilerimden biri, yaşına göre çok zeki. Ona yapılan muameleyi hak etmiyor ama merak etmeyin. Onu güvende tutmak için elimden geleni yapıyorum. Her şey için teşekkürler dostum. Bu da bana teşekkür ediyor. Tüm ebeveynler bunu başaramaz ya dedi. Neyse, Klaus geçit törenine katılalım mı? Evet lütfen. Merak etmeyin, ona iyi bakacağım. Herkesin bahsettiği Bay Berk bu arkadaşlar. Baksanıza şu adamın duruşuna, asaletine, gözlüklerine. O gözlükleri bile onun o sert ve karizmatik bakışını engelleyememiş. Saçlarına bakın. Adeta modaya yön veren bir insan. Ben de saçımı böyle keseceğim yakında. Gömleği filan, takım elbise giymiş. Dört dörtlük bir adamsın sen kardeşim ben. Hatta dedik törene katılıyor arkadaşlar Klaus. Öğretmen eşliğinde bak, bu götverenler bir şey söyleyemiyor ona. Erkeklerse bir şey söylesinler. Bay Klaus onları rencide eder. Bu harikaydı. Bütün o insanları gördün mü? Ve tüm bayrakları. İlk defa arkadaşlar bir günü güzel geçti. Öğretmeni harbiden iyi biriymiş. Çok güzel zaman geçirdik. Ama bir daha böyle evden kaçma be. Bana bir daha racon kesersen ben seni evlatlıktan reddederim. Tekrardan yurda veririm. Yatağını istiyormuş. Önce yemek ye. Bugün harika bir gündü. Senin için harika bir gündü ama benim kalbimi kırdın yani.
Diğer çocuklar benden nefret ediyor ama çocuklar aptaldır değil mi? Ya kıskandıkları için sen kaç kere söyleyeyim oğlum yakışıklısın diye. Deden de tribe girmiş, menopoza girmiş. Büyük annen o yüzden senden nefret ediyor. Onlar yetişkin, yetişkinlerin akıllı olması gerekiyor. Anlamıyorum, beni tanımıyorlar bile. Ön yargı canım benim, ön yargı. Tek yetişkinler sen ve Bayberk'siniz. Ailem de beni terk etti. İyi ki sana sahibim. Lütfen beni bırakma. Amçullamasına bak. Bu da düneyin bana rajın kesiyordu sen benim ebeveynim bile değilsin diye. Pişman oldun değil mi çakal? Benden iyi bir ebeveyn bulamayacağını anladın değil mi? Bir parça vicdanın kalmış olsuzladı değil mi çakal? Seni bırakmayacağım Klaus. Seni asla terk etmem diyoruz. Bak huzur içinde uyu hadi. Huzur içinde uyu derken yani. Güzel uyu anlamında ölme ha. Bölümü tamamladık arkadaşlar. %12 barışçıl davranmışız bu bölüm. %61 kendine güvenen. %25 açık sözlü. Sen ve %68 kişi daha büyük anne ve büyük babayı azarladı. Çünkü azarlanmayı hak eden bir orospu evladıydılar. Sen ve %80 kişi daha bayrağı satın aldı. Doğrudur. %20 niye satın almamış aklım ona takıl. Sen ve %36 kişi daha Klaus'un geçit törenine gidemeyeceğini söylediniz. Ama ben sonradan kararımdan vazgeçtim. Evet arkadaşlar huzurlarınızda bir bölümü daha tamamladık ve 25 Mayıs pazara kağa geldik yine açım diyor. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.